TRT 24 seyircileri ve izleyicileri günaydın. Malum dün akşam Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar İstanbul seçimlerinin, yerel seçimlerinin belediye başkanı, anakent ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçim iptal edildi ve yenilenecek. Arkasından gelen tepkiler giderek büyüyor ve gerçekten ilginç bir döneme giriyoruz. TRT 24 yazarı, gazeteci Murat Sabuncu ile birlikteyiz. Gündemi değerlendireceğiz birlikte. Ne diyorsun Murat Sabuncu? Dün akşamdan beri tabii ki sosyal medya durmuyor. Çok sert tepkiler de var. AK Parti kanadı çok daha işte hakkımızı aldık. Zaten çok şaibeliydi bu seçimler gibi bir tavır içerisinde. Ne diyorsun? Önce bir oradan başlayalım. Tabii bence AKP tarafı dahil içine sinmeyen bir kitle var. Ki onların bir kısmı bir milletvekili biliyorsunuz hep sürekli olarak bu konuda uyarılarını yapmaya devam ediyor. Bir dönem AKP'ye çok yakın olan kimi sanatçılar, örnek Yılmaz Erdoğan, onlar hani farklı tarafa doğru geçmeye başladılar gibi gözüküyor. Ama ben hani küçük küçük olaylar yerine Türkiye'nin geneline baktığım zaman çok ciddi bir tepki var Şirin Payız'ın bu duruma. Çünkü biz yavaş yavaş kayıplarımızın sayısını artırmaya başladık. Ne kaybediyoruz? İfade özgürlüğünü kaybettik. Medya özgürlüğünü kaybettik. Hukuk karşısındaki koruma kalkanımız zaten çoktan kalkmıştı. Şimdi yine hukukçuların oluşturduğu YSK, Yüksek Seçim Kurulu'nun yıllar sonra ilk defa bu iptalle beraber tartışıldığı bir noktaya geldik. İlk derece mahkemelerden istinafa, Anayasa Mahkemesi'nden Yüksek Seçim Kurulu'na kadar hiçbir hukuki kuruma, kuruluşa, gruba, yöneticiye güvenemez hale gelen bir haklardan bahsediyoruz. Şimdi bu sürdürülebilir bir şey değil. Çok açık bir kere bunu ortaya koymak lazım. Dün akşamki skandal karara gelince bir kere karar 7'ye 4 alındı biliyorsun. O 4 kişiden bir tanesi de YSK Başkanı Sadi Güven olduğu bu kulis bilgileri de sızdı ki TRT 24 yazarı, Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'nun bu konuda çok güzel bir analizi bir yazısı var TRT 24'te. Ne diyor YSK? Diyor ki sandık kurulları oluşturulurken uygunsuzluk yapıldı. Peki nasıl bir uygunsuzluk olmuş? İçişleri Bakanlığı'nın yolladığı kamu görevlileri listesinin dışında birkaç kişi de koyulmuş bu grubun içine. Peki daha evvelki seçimlerde benzer bir şey yapılmış mı? Yapılmış. Nerede yapılmış? Anayasa referandumunda yapılmış. Başka bu tip hani işte bankacıdan başka yerden işim ki yetmeyince, yeter sayı olmayınca başka yerde evet. Kişi alınmış ve konulmuş. Kaldı ki 31 Mart'ta son taşınmadan evvel YSK'nın da bu noktada il ve ilçe seçim kurullarına yolladığı bir tebliğ var ki diyor ki orada eğer kamu görevleri yeterli olmazsa başkalarını da koyabilirsiniz diyor. Şimdi bunu da bir tarafa koyalım. Başka bir noktaya gelelim. Bu arada çok özür dilerim. Burada bir parantez. Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı biraz önce. Dedi ki bu kafayla dedi aynı seçim kurulları 24 Haziran'daki başkanlık ve parlamento seçimlerinde de aynı şekildeydi. Dolayısıyla o da şaibeli. Yani biz şaibeli bir cumhurbaşkanı, şaibeli de bir parlamento seçmişiz o zaman. Evet ve hatta şaibeli de bir referandumdan geçmişiz. Evet. Çünkü aynı şekilde davranıldı. Başka daha da ileri gidelim. Şöyle bir şey yapalım. Biz hep beraber seçimde oy kullandık. Ne yaptık? Bize 3 tane bize seçim fikrimizi gösterecek kağıt verdiler değil mi? Biri Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Biri ilçe belediye başkanlığı, bir tanesi de belediye meclisi üyeliği için. Gittik içeriye, o 3 tane zarfa, aynı şey zarfa, o 3 tane kağıdı koyduk, tercihlerimizi belirttik. Bir tane de muhtar kağıdını koyduk, 4 tane fikir belirttik, tercihte bulunduk. Şimdi siz o zarftan çıkan 4 karardan, hadi muhtarlığı boş ver, 3 karardan bir tanesini geçersiz sayıp AKP, MHP, Cumhur İttifakı'nın içeride fazlalık kaldı ya, fazla kazandı ya, onu görmezden gelirseniz bunu kimseye açıklayamazsınız. Efendim CHP orada işte ilçe seçimlerinin iptal için başvurmadı da şurada burada. Hiç bunu kimse anlamaz, Şirin Payız'ın dinlemez. Siz YSK olarak bir, bu sandık kurullarının oluşmasında bir numaralı sorumlu sizsiniz. Deyin ki burada hata yok. Sizin hatanız yüzünden
sizin yaptığınız oyunuzun sandık kulları yüzünden niçin benim oyum geçersiz sayısın? Aslında burada seçimlerin madem iptali ya da tekrarı kararı aldı YSK, öncelikle kendini lağvetmeli. İstifa etmeli. Hepsinin istifa etmesi gerekiyor. İstifa etmeli. Ama tabii şimdi hep böyle geri geri gitmek lazım. Şöyle bir düşünüyorum. Niçin YSK üyelerinin görev süreleri bir yıl daha uzatıldı Şirin Payız'ın? Bu kadar kritik seçimde oldu. Bir yıl daha uzatıldı. Şimdi ben bunu düşünmeye başlıyorum. Düşünürüm. Niye Anayasa Mahkemesi'nin yeni oluşumunda daha evvel aldığı kararların dışında kararlar Anayasa Mahkemesi almaya başladı? Recep Tayyip Erdoğan'ın adadığı 4 tane yeni üyeyle beraber Anayasa Mahkemesi'nin biraz kafası mı karıştı? Yani daha evvel özgürlükçü tırnak içinde kararlı alan bireysel başvurularda mesela gazeteci davalarında ya başka davalarda Anayasa Mahkemesi şimdi farklı karar alıyor. Görev süreleri bir yıl uzatılmış YSK üyeleri bugün Türkiye'nin tarihinde ilk defa bir seçimi kendi problemleri, sorunları sebebiyle iptal ediyor. Bir de şöyle bir şeye bakmak lazım şimdi Payız. 31 bin tane sandık var. Evet. Yani her sandıkta 5 artı 1 yani 5 partiden gelen üyeler bir tane sandık başkanı 180 bin kişi var. Şimdi sen seçimin sonucunu etkilemeyecek böyle bir karar yüzünden 16 milyon insanın yaşadığı şehirde 8 milyon kullanılmış oyu nasıl reddedersin? Yani bunlar hani bunların her biri ayrı ayrı Türkiye'yi demokratik anlamda nereye savulduğunu gösteren süreçler. Şimdi dün biz T24 için Tolga Şirin'le anayasa hocası Marmara Üniversitesi'nde önemli bir röportaj yaptık. Sonra hemen o röportajımızın ardından zaten YSK kararı geldi ama Tolga Şirin'in bir cümlesini tekrar hatırlatayım, çok önemli. Diyor ki hukuk açısından diyor, diyelim ki bir tane kurul üyesi şaibeli. Diyelim ki şaibeli bir iş yaptı. Bu ceza kanununun kapsamına girer. Evet. Yani sen ceza hukuku bağlamında gidersin. O şaibeli bulduğun insanı somut delillerle yargılarsın. Ama bu seçimin bütününün iptali için yeterli değildir. Seçimin bütününün iptal olabilmesi için bir, örneğin seçim saati bitmeden önce bir sandığın açılıp sonuçların erken açıklanması. Böylelikle o sandıkta oy verecek diğer insanların hakkının gasp edilmesi. İki, sandığın çalınması, içindeki oyların, bunlardır ancak iptal ettirebilecek. Bir kişi şaibeli, üç kişi yanlış iş yapmış, bunlar seçim iptal ettiremez, anayasaya aykırı, bireysel haklara aykırı, seçim yasasına aykırı diyor. Şimdi YSK'nın Şirin Payız'ın daha evvel aldığı içtihat benzer kararlar var. Hı hı. Seçim sonuçlarını etkilemeyecek bu tip ufak olaylarda seçimi iptal etmiyor. Ama ilk defa bu defa ediyor. Neden ediyor? Çok açık bir korkuyorlar Şirin Payız'ın. Türkiye'de herkes korkuyor Şirin Payız'ın. Diyor ki bu mahkeme üyeleri. Bak diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyor bize? Bak MHP lideri Devlet Başkanı ne diyor bize? Ya bunlar kimlere neler söylediler de bu insanlar FETÖ'cü diye içeri atıldılar. Mesleklerinden oldular. Pasaportlarından aldı. Bu bir korkunun sonucu da ortaya çıkmış bir şey. Ha, korkmayan, dik duran, yargı mensubu, akademisyen, gazeteci, avukat, hak savunucusu yok mu? Var. Bu örnekler tabii tarihe geçecektir. Özellikle YSK'nın bu kararını alan kişiler, buna zemin hazırlayan YSK üyeleri ama tabii ki de siyasi iktidarın bu hukuk sistemi üzerinde Anayasa Mahkemesi'nden YSK'ya kadar ortaya koyduğu bu baskı sürecini tüm toplum üzerinde kurduğu, buraya özellikle yüklendiği baskı sürecini de göz ardı etmemek lazım. Ya Burak Sabuncu şeyi hatırlayalım. AK Parti'nin işte 2003 yılından sonra yaptığımız bütün program, özellikle Avrupa Birliği sürecinde tabii bambaşka bir üslup benimsemişlerdi ama ondan sonrası da AKP'nin gerek temsilcileri, gerekse onları can hıraş savunan gazeteciler, bir takım yazarlar, köşe yazarları gelip yayınlarımıza ne diyorlardı? Yargı vesayeti bitecek. 28 Şubat'ta gördüğümüz işte yargı bürokratlarının, hakimlerin, savcıların sivil siyasetin üstüne çıkması engellenecek. O dönemleri biz kapatıyoruz. Sivil demokrasi. Ne oldu? YSK'daki 7 tane insan Türkiye'deki milyonlarca kişinin oyunu yok saydılar. Şimdi İstanbul'u vali yönetecekmiş. Evet. Ve Anayasa Mahkemesi bu kararları alıyor. Koalisyonlar bitecek dendi. Koalisyonla yönetiliyoruz. MHP-AKP koalisyonuyla yargı vesayeti, bürokrasi vesayeti bitecek denildi. Bürokrasi ve yargı vesayetiyle yönetiliyoruz. Doğru mu? Şirin Payız'ın şöyle bir şeyi unutmayalım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan
referandumdan sonra, o ucu ucuna giden referandumdan sonra çıktı ne dedi? Atı alan Üsküdar'ı geçti dedi. Ben o lafı hiç unutmadım Şirin Payis'in. Bak 31 Mart seçimlerinde eğer Ekrem İmamoğlu'nun ciddiyeti, inadı, takibi olmasaydı, Canan Kaftancıoğlu'nun bütün örgütü bir şekilde harekete geçirip tüm ıslak imzalı tutanakları yanına almış olmasaydı o gecede atı alan Üsküdar'ı geçecekti Şirin Payis'in. Ne zaman ki bütün o tutanaklar CHP'nin elinde olmaya başladı ve bunlar hayır sonuçlar bu dilinmeye başladı, o zaman bir şey direkten döndü. Bak Anadolu Ajansı'nın o günkü veri akışını kesmesi, Binali tamam. Yıldırım'ın çıkıp bu açıklamayı yapması, bunlar hep daha evvelki bunların ezberlemiş olduğu atı olan Üsküdar'ı geçti mantığıdır. Oralarda Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu ve CHP örgütlerinin duruşuyla buradan direkten döndüler ama YSK baskısıyla bu şimdi iptal oldu. Zaten bütün bence strateji nasılsa bu CHP'ler her zamanki gibi dağınıktır. İşte kuruldaki evet. üyeleri de nasılsa bunlar hemen erken terk ederler üzerine kurguluydu. Şimdi biraz hem dün yani dün enteresan bir gündü. 6 Mayıs bence Türkiye demokrasi tarihine geçecek günlerden bir tanesi. Bayağı sivil bir darbe oldu aslına bakarsan. Yani milyonlarca insanın oyuna yönelik bir yaptırım uygulandı. Şimdi baktığımız zaman aynı gün hiç beklenmedik şekilde mesela Abdullah Öcalan'ın bir mektubu açıklandı. Avukatlar aslında 2 Mayıs'ta gitmişler, daha evvel gitmişler ama dün şimdi mesela işte sosyal medyada çok tartışması da döndü dün akşam. HDP'liler kızdılar, dediler ki biz işte sanki dönüyormuşumuz durmuşumuzdan, sanki bir görüşme sinyali veriliyor da biz de buna göre hem biz hem de seçmenlerimiz işte AKP'yle bu yeni seçimlerde işbirliği yapacaklar. Böyle bir durum yok. Kesinlikle böyle olmayacak. Kürtler asla bu saatten sonra vermezler diye sert tavır açıkladılar. Ama şimdi Abdullah Öcalan'ın bu mektubu ve avukatlara izin verilmesi, Öcalan'la görüşmeye neden şimdi AK Parti'nin buradaki stratejisi nedir diye sormak zorundayız. Tabii. Değil mi? Biz gazeteciyiz Şirin Payız'ın. Bizim görevimiz bu tip olayları sormak. Şimdi şöyle bakalım. Abdullah Öcalan avukatlarıyla, avukatların da açıkladığı gibi 8 yıldır avukat görüşü yapamıyor. 818 başvuru yaptılar avukatları 2011 yılından beri. Evet. Görüşemiyorlar. Bu 2 Mayıs'ta izin çıktı. Bu arada Abdullah Öcalan tabii 2011'den beri hiç kimseyle görüşmüyor değil. 2013'ün Ocak ayında HDP milletvekillerinin İmralı'ya gitmesiyle başlayan bir süreç var ki 2015 ortalarına kadar bu süreç devam etti. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bir, iktidar ya da Erdoğan'ın bilgisi dışında bu avukatların İmralı'ya gitmesinin imkan ihtimali yok. Bu konunun, evet. bu iznin önce MİT'in görüştüğünü yatan hep biliyordu Öcalan'a bırakmıyor görüşmeyi. Bir bilgisi dahilinde. Erdoğan'la konuşuldu ve bu izin Erdoğan'ın bilgisi olmadan olmaz. Bir. 2 Mayıs'ta bir görüşme oldu mu? Oldu. Peki neden 6 Mayıs'ta açıklama oldu? Çünkü o avukatların not kağıtları, tuttuğu notlar falan filan ve Öcalan'ın açıklaması belli bir kağıda yazılmış. Daha sonra size iletilmek üzere diye avukatlarla konuşulmuş. Ve bu hazırlanan not hafta sonu, pazar günü avukatların eline geçti ve dün pazartesi günü de bunu açıkladılar. Şimdi bu hazırlanan notun yine altını çizerek ve iddiayla söylüyorum. Bu ülkeyi yönetenlerin tırnak içinde onay demeyeceğim ama okumasından geçmediğini, bilgisi sahibi olmadıklarını bir şekilde onay vermediklerini söylemek için saf olmak lazım şimdi. Tabii. O metin okundu. Ve o metin dün saat 3'ü çeyrek geçe YSK'nın kararının açıklamasına, o zaman tabii 7.30'da açıklanmıyorduk ama o gün açıklanacağını bilmiyorduk en azından. O gün açıklanacağını biliyorduk. 4 saat kala bu metin açıklandı. Şimdi bunu sormak zorundayız. Niçin 8 yıldır avukatlarıyla görüştürülmeyen Öcalan, 4 yıldır tecritte olan, kardeşi hariç ki kardeşi açıklamanı da istemiyordu Öcalan, onunla mesaj hiç yollamadı. 4 yıldır kimseyle görüştürülmeyen, mesajı kamuoyuna iletilmeyen Abdullah Öcalan, İstanbul seçimlerinin iptalinin konuşulacağı gün bu açıklaması yayınlandı, yayınlanmasına izin verildi. Şimdi ben şöyle okuyorum. Bir, bunu seçimden bağımsız bir kere bir bakmak lazım. Haksızlık etmemek lazım. Hı hı. Çünkü bir barıştan bahsediyoruz, bir çözümden bahsediyoruz. Yeni baştan böyle bir umut olabilir mi diye konuşuyoruz. Türkiye'nin her gün evlatları ölüyor. Tabii. Yani daha dün bir tane asker şehit oldu.
Sadece onlar değil, işte cezaevinde, açlıklarında olan çocuklar var. Barış isteyen anneler var. Türk anneler var, Kürt anneler var. Bütün bu tabloya baktığın zaman sadece ya bunu böyle bakalım diyemeyiz. Bir kere bu var. Ve Öcalan orada enteresan bir şey söylüyor. Hem açlık grevi yapanlara bir takım mesajlar iletiyor. Tam bırakın demiyor ama bir taraftan da şunu söylüyor. Yani biz sizin sağlıkla, akılla, akıl bütünlüğünüzle olmanızı istiyoruz. Ama ikincisi, daha da önemlisi, Öcalan SDG mesaj yolluyor şimdi Paris'e. Yani nedir SDG? Çoğunluğunu Suriye'nin Kürdistan'ında olan PYD, YPG'lilerin oluşturduğu, uzun süredir iktidarın bunlar terör grupları diye o bölgeye ha bugün ha yarın müdahale edeceği mesajlarına ilettiği gruplar. Ve bir süredir de Türkiye ile SDG arasında dolaylı bir görüşme olduğu söyleniyordu ki SDG komutanı da açıkladı zaten. Açıklama yapmıştı. Böyle bir şey olduğunu söylüyordu. Tüm bunların üzerine Öcalan'ın özellikle SDG'ye yolladığı o mesaj çok önemli. Notu hemen söyleyeyim ki bir yanlış bir şey söylemeyeyim çünkü cümleler önemli. Tabii. Türkiye'nin ve hatta bölgenin sorunlarını başta savaş olmak üzere fiziki şiddet araçlarıyla değil yumuşak güçle, yani akıl, politik ve kültürel güçle çözebiliriz. İnanıyoruz ki Suriye demokratik güçleri kapsamında Suriye'deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak içinde bulundukları konumun, durumun Suriye'nin bütünlüğü çerçevesinde, burada sınır bütünlüğüne vurgu yapıyor, anayasal güvenceye kavuşulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması sonuçlanmalıdır. Bu bağlamda, burası en önemli kısım Şirin Payız'ın, Türkiye'nin de hassasiyetliliğine duyarlı olmalıdır diyor Öcalan. Şimdi burası çok önemli. Yani Öcalan, 4 yıldır konuşturulmayan, mesaj verilmeyen Öcalan'ın bu mesajı SDG'nin Türkiye'ye kesinlikle yeni bir sürecin başlamış olabileceğinin göstergesi. Bu bir. Ama tabii şunu göz ardı etmemek lazım şimdi Fahri. Bu Erdoğan'ın seçimlerin iptalinden sonraki süreçte tırnak içinde Kürt seçmene bir mesajı, bir yumuşama mesajı ya da bak biz bir şeyler değiştirebiliriz mesajı olarak da okunabilir. Bu da çok mümkün. Çok mümkün ama burada özellikle HDP'ye ve Kürt seçmene insanların yüklenmesi. İşte siz böyle yaparsınız, anlaşırsınız, bir dakika. Şunu çok açık ortaya koyalım. 31 Mart yerel seçimlerinde başta büyük şehirler ve özellikle İstanbul. Eğer muhalefet başarı sağladıysa HDP'nin aday göstermemesinin, Kürt seçmenlerin sandığa giderek muhalefet yönünde oy kullanmasının çok büyük bir payı varmış. Şimdi tabi burada Selahattin Demirtaş'ın da Eden cezaevinden yolladığı hatırım için gidip oy verin cümlesinin de çok yeri vardır. Bütün bunları ayırmak lazım. Yani bu Erdoğan'ın seçim hamlesi olabilir, öyle okunabilir, evet. Ama bütün bu süreç, bütün bu yapılanları işte Kürt seçmen şimdilik tekrar AKP'nin yanına gidecek diye okumak ve anlamakla son derece yanlıştır Şirin Bayis. Artı ben şuna katılır mısın? Şimdi biraz önce söyledin, yani çözüm süreci, hükümetin götürdüğü çözüm süreci bence Cumhuriyet tarihinin en önemli süreçlerinden bir tanesiydi. Kesinlikle. Çok iyi başladılar, bir felaketle bitti. Evet. Çözüm sürecinin bir tarafı cezaevinde, diğer tarafı kızakta, askıda, neyse ortalarda görünmüyorlar ama sonuçta bir bedel ödemediler. Bir eşitsizlik oldu. Şimdi bunun bir seçim sopası olarak kullanılmasında problem var. Senin dediğine katılıyorum. Yani yeni bir çözüm süreci olacaksa keşke. Demokrasi içinde gerçekten barış ve bütün herkese eşit haklar, demokrasi, barış bu bölgeye gelecekse kesinlikle. Bunun için yeni yöntemler denenecekse, yeni diyaloglar kurulacaksa kesinlikle. Buna kimsenin itirazı yok ve olamaz da. Böyle de olursa ayrıca destek de görür, AKP de görür, bu süreci başlatanlar da görür. Bunun hem Kürtlere, Kürt seçmeni, hem de Türkiye'dekilere, bak bana oy verirseniz bunu yaparım, vermezseniz de bunun tersini yaparım şeklinde kullanılmasında ahlaki bir problem var. Kesinlikle. Barış bir şeyin pazarlığı haline getirilemez. Kesinlikle. Değil mi? Bilmiyorum, katılıyor musun? Aynen, burası aynen, sorun. Aynen senin gibi düşünüyorum Şirin Payız'da. Şöyle bir şey. Barış 3 kuruşluk seçim kazanmak için, bir kere seçim kazanmak evet. için 100 bin, 500 bin, 1 milyon, 10 milyon kaçsa daha fazla oy alabilmek için kullanılacak bir argüman evet. değildir. Bak Türkiye çok hakikaten sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ekonomik olarak, siyasi olarak, dış politikada barış sadece ve sadece bu ülkenin insanların mutlu ve umutlu bir hayat sürmeleri için yapılan bir şeydir. Bunu böyle görerek değerlendirmek lazım.
birisi bu. Biraz da orada herhalde çok kısa zamanda fazla kalmadığını biliyorum ama bir de Ekrem İmamoğlu'nun dün akşamki performansına bahsetmek istiyorum. Şimdi ben de zaten oraya gelecektim. Artık HDP'liler zaten tavırlarını açıkladılar. Evet. Dediler ki Kürt seçmen, evet. HDP'liler ne yapacaklar bilmiyorum ama biz tavrımızdan vazgeçmiyoruz, evet. dediler. Evet. Öyle olacağını, evet. tahmin ediyoruz. Ama bundan sonra aslında CHP tabanının, CHP yönetiminin, İyi Parti'nin, Saadet'in nerede duracağı çok önemli. Evet. Özellikle Saadet'in. Bunları bir değerlendirmişsin ve Ekrem İmamoğlu'nun dün akşamki performansı. Şimdi, vaktimiz var bu arada birazdan. Şimdi Bayzun, hakikaten bir siyasi lider doğdu. Yani doğuyor, evet. moğuyor artık bunlar. bir doğdu. Ekrem İmamoğlu seçim öncesi performansı, seçim gecesi performansı, mazbatayı alana karşı performansı ve dün akşamki performansı. Ama ben dün akşamki performansını çok farklı bir yere koyuyorum. Şimdi dün akşam Ekrem İmamoğlu önce bir iftar sofrasında, bir ailenin beraber iftar yaptığı sofrasında gayet sakin bir, güler yüzlü bir konuşma yaptı. İnsanları sakinleştirme yolunda bir şey yaptı. Arkasından Beylikdüzü'ndeki konuşması Şirin Payız'ın. Ceketini, kravatını çıkartıp gömleğin kollarını sıvamasından, verdiği mesajlara kadar son derece güven veren, huzur veren bir lider profili çizdi. O artık AKP'liler de bunu söylüyor. Sadece İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değil, bir dahaki seçimlerin bana sorarsa, tabii. Cumhurbaşkanı adayıdır. Erdoğan'ın rakibidir. Erdoğan zaten bunu görmeye başladı. Çünkü İmamoğlu bu işi gönülden yapıyor. Ha, bugüne kadar İmamoğlu'na şu eleştirileri ben de dahil olmak üzere. Ya işte AKP'ye, MHP'ye sitesi de destek verin, mazbatamı alayım diyor, bu yanlış falan filan diyor, diyemiyor muyduk? Diyorduk, ben de diyordum. Fakat dün akşam çok net bir şey söyledi. Çok net bir şey. Yani üç tane çok önemli not verdi. Bir, bu dil biraz sertleşti İmamoğlu'nun. Haklı bir sertlik. O şeyi var yani, meşruiyeti var. Şunu söyledi. Bu ülkede karar vericiler gaflet, delalet ve hatta yan içinde olabilirler. Ama biz vazgeçmeyeceğiz dedi. Şirin Payız'ın. Şimdi Atatürk'ten alınan bu cümle ve bu çok net duruş, yönetenlere karşı artık bir mesafe alma duruşu. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapılabilecek bir dil değil bu. İkincisi, tırnak içinde söylüyorum. AA'nın utanmaz yöneticileri cümlesini kullandı. Hakikaten bu İmamoğlu'nun bu tespitleri hakikaten önemli. Ve orada bütün bu süreç içinde bir de hep umudu verdi. Hep demokrasiye bağlı kalmayı söyledi. Yani her şey güzel olacağı herkes benimsedi. Evet. Son bir şey daha söyleyeyim şimdi bazen. Bu çok önemli. Ya konuşun dedi. Konuşun. Korkmayın dedi. İş insanlarına ve sanatçılara hadi konuşun artık dedi. Ve dün akşam yayının başında söyledik. Pek çok bir dönem hala da AKP'nin yanında durduğunu söyleyen sanatçısından iş insanına bir şey söylemek zorunda hissetti kendini. Çünkü artık herkes şunun farkında. Sandık da kaybedersek. Yani basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hukuk hepsi bitti ya. Sandık da giderse ülkenin yapacağı hiçbir şey kalmayacak. Dolayısıyla sandığa sahip çıkma noktasında onun bu konuşun söylemi önemli. Bir de hakikaten kimileri ya işte boykot edelim gitmeyelim falan. Hayır. Hayır. Kendi fikrimi sana söyleyeyim. Hayır. Sandığa, demokrasiye sahip çıkacağız. Bak dün akşam insanlar tencereleriyle, tavalarıyla, barışçıl şarkılarıyla demokrasiye sahip çıkma noktasında çok önemli sınavlar da verdiler İstanbul'un her tarafında. Bunlar çok önemli Şirin Payız'ın. Aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerini biz 90'lı yıllarda bırakmıştık. Aydınlık için bir dakika karanlık yerine geldi. Türkiye bazen mehter takımı gibi. Çok katılıyorum. Sandığa gitmek çok önemli. Mücadele daha da önemli. Hatta özellikle HDP tabanından da vardı. AK Parti tabanından, gençlerden. AK Parti'ye ailesi gönül vermiş. Kendisi AK Partili'ye bir aileye doğmuş. AK Parti ile büyümüş gençlerden ben artık oyumu AKP'ye veremiyorum. Başkasına da elim gitmiyor ama AKP'ye de gitmiyor deyip sandığa gitmeyenler vardı. Şimdi söylem bir kere onların hala oyunu desteğini alabilmek ki Ekrem İmamoğlu bu ilk dönem performansıyla kimseyi dışlamayarak, radikal adımlar atmayarak, AKP'li seçmeni bir anda eyvah ne oluyoruz dedirtmeyerek çok iyi bir performans. Bekir Ardın'ın söylediği gibi sıfır hatayla geçirdi şu anki süreci. Bunun devam etmesi gerekiyor. Şimdi
Hemen birer cümle. Saadet ne yapar? Ne yapmalı sence? Bir de en önemlisi biraz önce bahsettiğimiz konu. CHP tabanında, CHP'ye destek verenlerde bu ya özellikle HDP'ye yönelik bir takım tepkiler gelişirse, büyürse bu doğrudan İmamoğlu'nu vuracaktır. Bu konuda ne görüyorsun? Nasıl olmalı? İyi Parti bir de. Onu da değerlendir. Demokrasi bloğu var artık Şirin Partisi'nin. Yani bir demokrasi bloğu var. Partilerin dışında yani işte Saadet, İyi Parti, HDP, CHP doğal olarak hepsinin ayrı ayrı bir politikası, hayat duruşu falan var. Ama şu anda savunması gereken çok basit bir değer var. Demokrasi ve hukukun savunması gereken bir süreçten geçiyoruz. Evet. Birbirinden farklı düşünceleriniz olabilir. Daha sonra düşünceleriniz üzerine tekrar gidebilirsiniz ama demokrasiyi sandığı savunmak zorundayız. Dolayısıyla hani o parti, bu parti, bu görüş, o artık bütün tabanların, bütün kişilerin ve kitlelerin demokrasi ve hukuk arkasında yanında birleşmesinin zamanı. Benim düşüncem yani ben zaten HDP'de çok açık ve net HDP gene bu seçimlerde bence demokrasi bloğu olarak tarif edilen blokta yani Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Saadet Partisi'ndeki dün Sayın Kılıçdaroğlu önce hem Sayın Karamollaoğlu'yla hem Sayın Meral Akşener'le görüştüler. Bu ekibinde yine bu bloğun içine alacağını düşünüyorum. Çünkü savunması gereken çok basit değerler kaldı. Demokrasi, sandık, hukuk, Şirin Partisi. Son bir cümleyle kapatalım. Bu arada tabii ki yani bu kadar demokrasi, sandık, güvenlik, hakikaten özgürlükler ve demokrasi mücadelesi verirken birden cebindeki para dolar kaç olmuş, şu olmuş bazen tepki gelebiliyor ya bıraktığınız parayı mı konuşuyorsunuz diye ama evet çünkü müthiş bir hayat pahalılığı var. Günün sonunda herkes hayatın nasıl kazanacağına bakıyor, parasına bakıyor, çoluğunun çocuğunun ekmeğine, rızkına neyse giderlerine bakıyor ve dolar almış, başını fırlamış gitmiş durumda. Büyük tepki var dünyadan gelen. Dünya basını inanılmaz manşetler atıyor. Avrupa Birliği, Amerika, aynı şekilde. Hepsi ve Şirin Partisi'nin tabii çok önemli işte ekonomi, kriz bir şekilde bunlar döndürülebilir. Biliyor musun biz bu konuşmayı yaparken şu saatlerde Profesör Füsun İstel, çok saygıdeğer bir akademisyen, hapishane yolunda. Çağlayanlar arkadaşları onu hapishaneye yolluyorlar. Niye? Barış istedi diye. Böyle bir ülkenin bu şekildeki akademisyenini, aydını, gazetecisini bir şekilde hapislerde süründürdüğü, hukuklu olmadığı yerlerde hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla demokrasi bloğu çok önemlidir. Evet 6.18'e, 6.20'lere gelebilecek olan dolar çok büyük bir risk taşıyor. Bu risk Türkiye'nin işte bu siyaset sandık başta her takım, her şekilde bu yaptığı hukuka, vicdana aykırı işler yüzünden bu noktalara geliyor. Bunu da görmek lazım. Burada bir cümle edip öyle kapatalım istersen. Ya şimdi hiçbir şey gizli kalmıyor. İş dünyasından da birçok ismin işleri için korktuğu için, tavır almaktan korktuğu için dost sohbetlerinde hükümeti ve durumu eleştirip ama ondan sonra Binali Yıldırım'a destek yemeklerine katılıp ya efendim işte nasıl olsa seçileceksiniz çünkü Ekrem İmamoğlu'nun seçileceğine inanmıyorlardı deyip bütün desteğini sunması bunlar kapalı kapılar ardında kalmıyor ve dönüp dolaşıp demokrasi mücadelesi bir gün geliyor iş dünyasını da vuruyor. Çünkü doların kaç olduğu önemli değil ama böyle bir ülkeye ne dünya yatırım yapar ne kredibiliten kalır. İleride de işini yapmakta sadece Türkiye'de değil dünyada da zorlanır hale gelirsin. Bunda not olarak düşmüş olalım. Ve dolayısıyla buradan da çıkarılacak dersler var. Belki süreç bundan sonra iş dünyası içinde farklı tavır alarak gelişir diye düşünüyorum ben. Murat Sabuncuoğlu çok teşekkür ederiz. Murat Sabuncuoğlu ile gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. T24'te kalın. Yayınlarımız devam edecek.